Dolayısıyla bize yer kalmadı. Meclis takviminde bizim e, tasarımıza e, vakit kalmadı. E, i̇nşallah e, 30 Mart'tan sonra meclis tekrar e, normal gündemiyle çalışmaya başladığı zaman e, biz de e, tasarımız önce Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. Eğer meclis e, onaylarsa da yasalaşıp ...gürlüğe girecek. Bunu çok söyledik. Bir kere daha söyleyeyim. Tamam. 40 bin. 40 bin inşallah. 40 bin öğretmen... ...adayımızı daha... ...Ağustos'ta atayacağız inşallah. Evet. Evet. Peki Böylece öyle... bu yıl... ...50 bin atamış olacağız. 450 bini geçiyor bizim... ...bu 10 yılda atadığımız öğretmen sayısı. Evet. Bu Peki. müthiş bir rakam. Yani şu anda bizim 812 bin civarında... ...öğretmenimiz var. Düşünün bunların yarısı son 10 yılda... ...bizim atadığımız öğretmenler. Ama Milli eğitimle ilgili her konuda her gün bir şey çıkıyor, mutlaka çıkıyor ve en olumsuz tarafıyla çıkıyor. Yani okulun çatısı altından okul haberleri, işte ee, mesela bugünkü örneği vereyim, ben de tesadüfen bugün ee, bir tanesine şahit oldum. Öğretmen adayları ile ilgili, hı hı. sözünü ettiğiniz medya kanallarından bir tanesinde diyor ki, ee, öğretmen adaylarına kötü haber. Şimdi biz Ağustos'ta öğretmen aldık biliyorsunuz 40 bin, şimdi Ocak ayında da 10 bin öğretmen aldık, aday öğretmen. İnşallah önümüzdeki Ağustos'ta da 40 bin daha öğretmen adayı alacağız. Şimdi yeni tasarımızda diyoruz ki, öğretmen adayları bir yılın sonunda bir performans... Bakımından değerlendirilir, bir sınav veya işte mülakatla değerlendirilir. Eğer başarılı olamazlarsa veya o bir yıllık performansları başarılı bulunmazsa bir adaylıkları bir yıl daha uzatılır. Yine de başarılı olamazlarsa o zaman öğretmenlik haklarını kaybederler. Fakat bu, bu tasarı yasalaştıktan sonra alacağımız öğretmenler için, yani önümüzdeki Ağustos ayında alacağımız, inşallah alacağımız 40 bin öğretmen için yürürlükte olabilecek bir kural. Hı hı. Geçen Ağustos'ta aldığımız öğretmenlerimizi de, şimdi bu Ocak'ta aldığımız 10 bin öğretmenimizi de ilgilendiren bir şey, bir düzenleme değil. Onlar bundan önceki mevzuat neyse öyle başladılar, öyle gidecek. Kaldı ki bu getirdiğimiz yeni bir şey de değil. 657 sayılı devlet memurları kanununun, Yanlış hatırlamıyorsam 54. maddesinde bu konu çok açık var zaten evet. bugün de var. Yani aday memur nasıl adaylığa başlar bir yılın sonunda diyor ki adaylık bir yıl e, sonunda e, şey yapmazsa iki yıla uzatılır iki yıldan fazla olamaz iki yılın sonunda gerekli koşulları sağlayamayan aday memurların e, kurumlarıyla ilişiği kesilir. 657 sayılı bugün yürürlükte olan devlet memurları kanununun 54. maddesinde bu zaten var. Ama bugün izlediğim haber programında öyle sunuluyor ki geçen Ağustos'ta aldığımız öğretmenler de bu Ocak ayında aldığımız öğretmenler de bir yıl adaylık aday öğretmenlik yapacaklar. Sonra çok zor bir sınava girecekler. O sınavdan başarısı olurlarsa başka bir yere gönderilecekler. Orada da bir yıl çalıştıktan sonra yine başarılı olamazlarsa devlet memurluğundan uzaklaştırılacaklar. İşte bu geçmişi yönelik bir şey değil. Kaldı ki 657'ye göre, 657 sayılı devlet memurları kanuna göre bu yine yapılabilirdi ama böyle bir uygulama yok. Yani çarpıtma var. Bir takım Çok karalama, var. karalama kampanyası Çok diyebilir var. miyiz? Ve hemen her konuda milli eğitimle ilgili, son zamanlarda bu yayın organlarında maalesef yani çarpıtma var, evet. <laughs>